Maşallah, maşallah, maşallah. Azat Bozi. Fotokopi makinesi. Maşallah, maşallah. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Küçük Azatlar. Küçük Boziler. Büyümeye devam ediyor. 41 kere maşallah. Çok güzel inikler olacaklar. Gerçekten harika olacaklar. Gördüğünüz gibi hepsi burada huzurlu anneleriyle beraber kalıyor. Bozi Hanım, nasılsın? Seni çıkaracağız. Sen Bozi Hanım, bizim tavukları tavuk bırakmadın mı Bozi? Hı? Yine yumurtaya para vermeye başladı köy yerinde. Bozi Hanım. Bence burası güzel Bozi. Biraz buralarda idare et, tamam mı? Daha zor şartlar altında da olabilirdin ama burada daha güzel bence. Tamam mı Bozi Hanım? Burada şey yap, akşamları açarım seni. Tavukları içeri koysunlar kızım. O zamanlar açacağım seni. Maşallah, evet. Yavrularımız çok güzeller. Vav, wow, küçük Azat. Azap soyu. Maşallah, maşallah. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Şimdi yavrularımızı bir gösterelim. Düşünsenize. Paşa ile Sultan'ı çekiyorsunuz. Yavrular normal, kahverengi, koyu tonlarında. 4 tane bembeyaz yavru. 4 tane bembeyaz yavru. Şimdi bu yavrular albinodur, albinodur. Yani mantiken söylüyorum bunu ve bunu söylememdeki sebeplerden birisi gerçekten mantığa uygun geliyor bana. Ama illa da albino, albino, albino demeye gerek yok. Doğrusunu söyleyeceğiz. Şu anda benim mantığıma gelen şey, tek şey bu. Bunların albino olması. O yüzden albino diyoruz. Ne haber, ne haber, ne haber, ne haber? Ne haber, ne haber? Hey kızım, ben oraya alıyorum, sen hep buraya çekiyorsun yavrularını. Ya maalesef geçen gün bir tane daha dişi gezmişsin. Allah, şunlara bakın maşallah ya. Çok benden bir kaç arkadaşımız illa istiyor. Şu anda gerçekten çok kararsızım. Çünkü enteresan olabilirler bunlar. Yani elinize bir gerçekten çok farklı bir yavru geliyor ve bunu gerçekten verip vermemek arasında kalıyorsunuz. Sanki burunları biraz kararmış. Burunları biraz siyahlaşmış. Hoş. Bunlar dur dur dur. İyi bakıyor, iyi bakıyor, iyi bakıyor arkadaşlar. Yavrularına iyi bakıyor. Evet, bu maşallah bu beyazların dördü de erkek. Dur kızım dur. O da biraz anası gibi ters. Evet. Bembeyazlar ya. Yani arkadaşlar. Enteresanlar. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor ya? İşte sürekli kontrol etmek zorundayız. Kızım, bak. Bak, sürekli oraya çekiyorsun yavrularını. Bak, ben oraya çekiyorum, sen oraya çekiyorsun. Dikkatli davran. Dur bakayım, dur bakayım, dur bakayım. Yavrularına dikkatli davran, tamam mı? Hatta gel bakalım, seni şöyle bir inceleyelim. Erkeksin bir de. Erkek. Erkek ya. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet. Burada var. Maşallah diyelim ve buradan çıkalım. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Oo, oh. Oraya girmişler. Oo, oraya girmişler. Ya 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 ya. Anas. Şu iki çift çok güzeller. Azat kızı. Aferin benim fındığıma. Kanas, Kanas çok ağır abisin. Kanas. Evet, bir arkadaşımız alacaktı. Haber gelmediği için Kanas tekrardan veriliyor. Arkadaşlarımızın kendisine. Dişilerden ya bunu ayıracağım ya onu. Yani kararsızım. O da çok güzel. O da çok güzel. Bu tam Azat. Bildiğiniz Azat. Bak. Bu tam babası. Bu da çok güzel. Buradan tekrardan bilgisini vereyim. Kanas güzel bir köpek.
olacaktır, mermi gibi olacaktır ve çoğu arkadaşımız verme diyor. Ben de aynı şeydeyim ama dediğim gibi sayıyı iyi bir şekilde dengelemek lazım. Doçka gidiyor arkadaşlar. Doçka için çok uğraştım biliyorsunuz. Çok yani uğraştım derken son zamanlarda doçka bayağı şey yapmaya başladı. Özellikle işte bu çiftlikten atlayıp gidip köpek boğmaları. İşte amcamın dediğini o videoda görüyorsunuz. Doçka orada arabada giderken görüyoruz. Zaten diyorsa yaptıysa diyor bu yaptı. Doçka'ya kesinlikle bir şey söylemiyorum. Doçka zaten makine soyu. Yani burada biz doçkayı boşuna tutmuyoruz. İyi bir soy olduğu için. Ama kısa bir süre doçkayla vedalaşabiliriz. Bir fabrikada kalacak. Köpekleri azaltmaya başlamalıyız. Şirin Lady'yi vereceğim. Piton için kararsızım. Pitonu verip vermemek arasında. Aslında pitonu tutabilirim. Pitonun yavruları da şahane oluyor. Kendisi de şahane. Yani kolay kolay elime de geçmez. Öyle bir piton. Azaltmaya gideceğiz arkadaşlar. Yani şimdi Gurce'yi vereyim diyorum. Dumanı vermeyeceğim tabii ki. Duman burada kalacak. Gurce'yi vereyim diyorum. Gurce iyi bir dişi. Ama Gurce'yi de verebilirim. Gurce büyük ihtimal hamile. Yavrularımız maşallah büyümeye devam ediyorlar. İnşallah bundan sonra da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani o hastalık riskini atlattılar. Şu andan itibaren çok bir şey olacağını sanmıyorum. İlaçları yapıldı. Bundan sonra da çok güzel ya şu dişi gerçekten. Hakikaten yani mermi gibi olacak. Öyle söyleyeyim. Ya mermi gibi olacak ve harika bir sıfat olacak. Bu dişimiz çok kaba olacak. Kanas! Lan bir gel lan buraya Kanas. Bixi gitti, üzüldün mü kardeşim? Kardeşin gitti. Seni de güzel bir yere vereceğiz. Güzel bir hayat yaşayacaksın orada. Tamam mı? Efsane olacaksın sen, efsane. Şu tipe bak, tipe. Şu spotuna bak. Bazı çalışmalar var. Bu köyde kanallar temizleniyor. Araçlar gele gidiyor işte, işçiler. Arkadaşlarımız şey yaptı. Azap adama saldırdı. Bayağı saldırdı, zor bir şey yaptık. Azap'ın öyle huyları var. Çünkü Azap'ın damarında adamcılık var. Yabancıyı görünce hemen şey yaptı. Çünkü köpek kim yabancı, kim yabancı değil hisseder, bilir. Yabancıyı görür görmez Azap Paşa hemen saldırıya geçti. Allah'tan fazla ısrarda bulunmadı. Ama Azap'ın yabancıya karşı böyle bir durumu var. İçeri geçelim mi? İçeri geçelim. Sıkıntı diyorum ya Azap. Aha! Ana! Bunlar geldi. Ulan ben kapıyı kapattım. Dedelerini şey yapıyorlar. Bazen Kanas'ın Azat'tan olma ihtimalini de düşünüyorum. Çünkü bazı bakışları Azat Hanım satıyor ve yüksek ihtimal olabilir. Çünkü düşük ihtimal Paşa'dan bir iki tane tutması olabilir mi? İhtimal ama olabilir. Büyük ihtimal hepsinin Azat'tan tutması. Ama şunu da söyleyeyim ki Kanas Paşa, baba Paşa'ya da benziyor. Evet Azat, içeri geçeceğiz. Niye içeri koyamadım? Çünkü içeride bir manyak var. Gel Azat. Psikopat Azat var. Kapıda yumrucu kesiyor. Geçelim. Geçelim. Tamam. Heh. Tamam. Au. Bak işte. Şimdi bunu kapının girişinde yapıyor arkadaşlar. Tek başımayım şu anda. Şu an, yani bunu kapının girişinde yapıyor. Bu sefer içeri girince de biniyorlar birbirlerine kapıda. Tamam. Hiç değişmedin Azat. Hiç değişmedin. Tamam, sakin. Oo, Azat'to. Sana espri yaptık. 7.65 dedik de Azat'to öyle 7.65 değil arkadaşlar. Azat'to iri yani. Tamam, sakin. Sakin. Tamam, herkes yerine. Bekler. Aa işte gördün mü küçük adamı? Küçük adam Azat. Sen hayırsız evlatsın. Yarın öbür gün Azap'a binersen küçük Azap senin hakkından gelir yani, söyleyeyim ben sana. Çünkü o babasını koruyor arkadaşlar. Dikkat edin, Azap da onu koruyor. Küçük Azap da onu, babasını koruyor. Yan yana geziyorlar. Yani hani böyle oluyor ya. Bir virgül çıkıyor. İşte Zao geliyor, o an böyle bir duruyor.
Kime dalayım acaba? Yani küçük adam muhtemelen babası bir kavgaya girdiği zaman babasına dalana dalar. Babasının yanında dur. Heh, bitti mi hırlamalar? Herkes yerine o zaman. Hadi. Gel gidelim davarı katalım. Küçük adam kapıdan bakıyor mu dışarı, çıkmak istiyorsun? Ya şu eniğime bakın hakikaten, maşallah ya, nazar değdireceğiz. Dişi. Çok şahane. Çok şahane. O kuyruk muhtemelen sultanın kuyruğu gibi olacak arkadaşlar. Yani muhtemelen sultan da bu yaşlardayken tam çevirmiyordu. Büyüdükçe o kuyruğu böyle sıfıra çevirdi. Ya yavruların muhtemelen hepsi aynı sultan gibi kuyruk çevirecekler. Çünkü annenin kuyruk aynı, babanın kuyruk aynı. Yavrular şey yapar mesela, bu şimdiden sıfır sarıyor. Onun nasıl bir şey olacağını tahmin ediyorum. Kanas. Maşallah maşallah. Hadi gidelim beraber davalık atalım. Alıştırayım size. Hadi gelin. Kanas burada. Karıştırıyorum. Çok benziyorlar birbirine. Kaldırmak biraz zor oluyor. Yatmışlar. Şöyle bir değnek bulalım buradan. Oo, ısırganların arasında. Isırtmadan kendimizi ürkütelim şöyle. Hey. Rıfkı, Rıfkı hadi kalk. Rıfkı hadi, hadi gel. Çay. Huy. Geride kalan olmasın, hadi kıvırcık. Rıfkı arkada kalma. Ya çık 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 çık. Oy çık 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 çık. Ya çık 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 çık. Şu keçiler. Bunlar bizim günlük rutin işlerimiz arkadaşlar. Sabah. Öğlen. Ya çık 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 çık. Ya. Çık 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 çık. Evet, davar. Biraz zor kalkıyor. Evet, yerden geliyor. Davarın huyu güzel. Davarın huyu. Biri kalktı geldiği zaman diğerleri hep onu takip ediyor. Ya çık 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 çık. Dur. Çık 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 çık. Kontrol etmekte fayda var. Evet. Burada yok. Küçük azap arkadaşlar. Dur bakayım, şurasını çok kaşıyor, bir kontrol edeyim. Yarın bir gün dediğim gibi babasına, çünkü azapa acayip bir saygısı var. Yapılan yanlışı kesinlikle affetmez. Babasına destek çıkar. Yani bunu azap da dahil. Aferin benim azapıma. Aferin benim paşama. Çok güzel gelişti. Oo, adama gidiyorsun ya. Şu huylarını bırak. Azap. Adama gidiyorsun. Yapma bak. Yabancı biri gördüğümü başlıyorsun. Bir acayip de bir sesin var. Kimden geliyor acaba? Babasından geliyor tabii ki. Oh, davarı biraz katmada zorlandım. Gelmediler. Haydi, haydi. Çok. Ne sen burayı kaşıyıp duruyorsun? Ne var oranda? Sana ilaç yaptım oğlum. Ben hepinize yaptım. Azap paşa. Yaz ayı değil mi? Oluyor. Eşeğim ben, burasını da kaşıyım bakayım burada. Ne var, bir şey yok ki burada. Bu mu? Bu değil ki. Lan acaba paşa. Tamam, o şu benim eşeğim.
Hadi daha gidin hadi. Hadi hadi hadi. Bak şimdi. Gel buraya. Gel o enlik enlik bir şey yapmaz gel. Azap'ın soyunda adamcılık var. Biz Azap'ı çok el bebek gül bebek yetiştirdiğimiz için ya ona rağmen hala yabancıya gördüğü zaman saldırıya geçiyor. Azap da var. Küçük Azap da var. Videolarda bol bol bahsediyor. Efendim? Ne oluyor? Ne ne oluyor? Köpek neye arıyor? Neye mi havlıyor? Dedim ne arıyor? He o fare mare arıyor. Bunların en büyük eğlencesi. Gel. Gel gel gel. Gel gel. Bugünkü menümüzde ne var? Gel bakalım gel. Eliminen dayı eliminen. Hepsini eliminen yaptım size al. Oo kemiklerden ayırdık Azap Paşa. Kemik vermiyoruz. Kemiklerden ayırdık. Azap dur. Geç tarafa kızı götürmeyin şu an bak. Oo tavuk haşlanmış. But arkası. Tavuğun affedersiniz kıç kısmı. Dur. Azap dur. But arkası. Yiyorlar. Tavuğun kıç kısmı arkadaşlar. Böyle etli metli. Ciğerle var içinde. Hepsini elimle kemiklerinden ayırdım. Kemik iyi gelmez yavruya. Ayırdığım kemikleri Azap'a vereceğim. Azap artık kemik yiyebilir. Vücudu onu kaldırabilir. Dur Zeynacığım. Dur Zeynacığım. Bunlar yavru oğlum. Bak Zeynep dokunmadan ağlıyorsun ya. Au kanas. Zeynep dur. Ya Zeynep dur. Allah Allah. Kanasa bak be. Tamam kavga yok. Zeynep dur. Herkes yesin. Hadi hadi hadi. Herkes kesin. Oo, iyi yediniz. Azap sana kemik ayırdım tamam mı? Sultanım dur. Oh. Oh. Ne güzel yediler ki. Maşallah. Şimdi onları aldım ben arkadaşlar. 5-6 kasa. Haşlıyorum. Sonra ayıklıyorum. Et kısımlarını. Suyunu döküyorum. Böyle güzel böyle bol tavuk etli bir çorba yapıyorum onlara. Oo. Beğendiler. Maşallah. Kanas, kanas çok güzelsin. Kanas. Karınlar doydu mu? Tamamdır oğlum. Paşamın. Azap paşamın. Kanas, siz karnınızı iyi doyurdunuz oğlum. Fişek sıpası senin. Ne güzel değil mi Azap? O kadar güzel ki tahmin edebiliyorum. Yapma, yapma Kanas. Yapma. Şunu tipe bak ya. Kanas, eşek seni. Kanası verdiğim zaman arkadaşlar şöyle bir planım var. Muhtemelen Kanas yakın bir yere gidiyor burada. Gidecek öyle görünüyor. Kanası götürüp dişi çekeceğim. Böyle sağda solda ürettiğim köpekleri, güzel köpeklerimi. Burada tabii bakım sorun olduğu için çok köpek olmasından kaynaklı. Kanas'ın sözünü alacağım. Kanas büyüdüğü zaman takibini yapacağım. Kanas'ın götürüp Kanas'a uygun bulduğum dişimi çekeceğim. Hadi bakalım Azap biraz da Zeynep'e verelim mi? Tamam Zeynep'e de verelim tamam mı? Kanasıma bak. Kanas al. Yo şu sen. Sen ye. Dün de gittim bayağı bir şey getirdim arkadaşlar. Mezvane eti getirdim. Dolabı doldurdum. Alacağım. Bir tane buz şey alacağım. Yani ney? Ağustos, Eylül, Ekim'i de sayarsak 3 ay bize lazım olacak. Kışın öyle bir ihtiyacım yok. Kışın da yal yapmayacağız artık. Yal uzun sürüyor. Ben mezbanedeki arkadaşımı arayacağım. Bir gün önceden, iki gün önceden artık 500 kilo, 600 kilo ne kadar çıktıysa bunları torbalayıp güzel bir şekilde herhangi bir yere koyduğunuz zaman zaten kışın dondurucuya ihtiyaç yok. Onlar buz tutuyor. Bunları açacağız. Güzel bir sıcak su yapacağız. Donunu açacağız. Hayvanlarımıza yedireceğiz. Hem daha çok zevkli yiyecekler hem de biz biraz yal
şeyinden rahatlayacağız. Adam. İyi oğlum benim, paşam benim. Kanas. Şu kanasa bir bak. Maşallah. Kanasın benim. Kulaklara ufak bir rütüş yapabiliriz. Kulak kesimiyle ilgili çok şeyler yazılıyor. Bunun hakkında bir videomuzda yakında bahsettim ama biraz gene bahsedeceğim. Kanasın kulakları büyüdüğünde tam oturacak. Ufak bir rütüş var gördünüz sağ tarafta. Gerekirse yapacağız. Sarı amcam aradı. Kurt dur Azat dur. Kurt kuzuyu yaralamış. Gel dedi kuzuyu alalım. Götürelim bizim ekibi aldım. Hemen oraya gidip bir alama taramasına. Evet şu anda gidiyoruz ama. Bizim kattığımız koyun vardı ya arkadaşlar o değil. Karabaşların olduğu sürüde amcamın kuzuları varmış. O sürü. Ben onu tahmin edemedim bilemedim. Bizim köpekleri indirmeyeceğim. Gidip hemen kuzuyu alacağız. Kan kaybından ölmesin diye. Şimdi biliyorsunuz geçen günlerde amcamın köpeği maalesef yani istemesek de yaşanan bir durum oldu. Bu oldu. Amcam diyor ki bana paçayı ver. Şimdi amca ben sana zaten bir yenik vereceğim. Ya o garanti. Güzel bir şey demiyor. Ben enik sat. Sen satabilirsin. Ya, o değil. Ben sana bir tane enik vereceğim. O Allah'ın emri. Şimdi paça istiyorsun ama şöyle abi aslında ya. Bir yandan iyi olabilir. Gider gelir. Ama işte şu var. Sana paçayı verdiğimiz yerde çalabilirler. Nerede? Çalarlar. Ben o köpek tanınmış bir köpek. Gözüm buradaydı. Hiç yer söyleme hatta. İsim de söyleme. Gözüm buradaydı. Ha, yani öyle bir sıkıntı yaşanabilir. Ya dur ben annen de uyuyor. Ben de kendimi alıştırayım ki o Dalo benim yanımda durmayayım. Çok güzel iş. Bak Dalo'ya ben Dalo'yu sen de Kemal'a dem dedi ben atayım. Kiler versen onu sana ver. Evet. Dalo alışmış diyeyim onu kendime alıştırayım. Hayvan benden gitsin gelsin lan. Adama gidiyorum okul. Evet. Kim? Paça mı? Yok. Paça şey bir hayvan. Yani mazlum bir hayvan yani öyle sakin, evet. Sessiz bir hayvan. Ya köpek, dur. Ha, köpek davarda geldi. İyi. Yok geldi. He, davara geliyor sen gördün paçayı davarda. Benden de işte onun için baban da dedi onu vereyim gel dedim oğlanın elinde. Ben dedim oğlana kıymıyorsun hani. Hakikaten kıymıyor mu kurt hani? Biliyorum amca. Dedi abim gel götür. Dedim ya hani küçük işimizi görme. Hani biraz büyüyecek ki. Anladın yani onu. Bakalım bu konuyu konuşacağız arkadaşlar. Bir... Sizler de yani paçayı verme hakkında düşünceleriniz nedir? Biz yani amcamı severim. Amcama da neyse gereği neyse yaparım. Ama işte paçayı sevenler çok. Şimdi o konu biraz sıkıntı. Bakacağız. Ama ben sana güzel bir yavru vereceğim amca. Al davara yetiştir. Çocukluktan yani. Çıraklıktan yetiştir. Ya bir sen köpekler geldi eniki beklerim, enik de iyi benim. Şu an eniklerim var benim. Ben sana en fazla 2 ay sonra veririm. Biraz davara alıştırırsın, giderken de peşine götürürsün, bakarsın. Evet. Biraz indirmeye gerek kalmadı, tamam mı? Çünkü şu an indirmeyeyim, hemen kuzuyu alıp gitmemiz lazım arkadaşlar. Şu anda bakılıyor. Hangi kuzu getirilecek, arabaya götürüp bindireceğiz. Şimdi amcamın konusunda amcam bana diyor ki zalımın en iyi varsa ben zalımın en iyini alayım diyor. Dedim zalımın en iyi yok. Paçayı istedi. Paçayı da büyük ihtimal vermeyiz. Değil mi arkadaşlar? Yani paçayı veremeyiz. Kimin yavrusundan vereceğim? Paçayla Sultan'ın yavrusundan vereceğim. Paçayla Sultan'ın erkeklerinden bir tane vereceğim. Aşılarını da yapacağım. Aşılarını yapıp böyle teslim edeceğim amcama. Onun dışında hem şöyle bir iyi tarafı var. Ben biliyorsunuz mesela bugün videoda bahsetmeyeyim. Kanası vermiş olsam dahi gidip yarın öbür gün kanasa dişi çekeceğim. Amcama vermemdeki güzel taraflardan bir tanesi de yarın öbür gün
İşte Paşalya Sultan'ın yavrusunu işte ürettik. Onu köyde görebileceğiz. Yarın öbür gün atıyorum. Amcam onun ismini Boğal koydu. Ha, gelip baktığımız zaman davarın içerisinde işte amcama verdiğim Paşa ve Sultan'ın oğlu Boğar işte şu anda bu şekilde diye. İşte davara gidiyor veya işte onu videolarda görebileceğiz. Önemli değil. Ben öyle şeye bir insan değilim arkadaşlar. Bir mağduriyet varsa ve amcamı da severim. Sevdiğim bir insansa her türlü şeyimi yaparım ona. Vallahi indiremedim, kusura bakmayın sizi. Azap da Azap Paşa. Seni de buralara aldık ama. Kuzu gelecek oğlum. Tamam mı? Zavu. Amcam senin en iyini istiyor, gördün mü? Öyle davara gidiyor ne? Paça için de aynısını söylüyor. Paça da çok iyi diyor davarda. Hatta şöyle anlatıyor. O bir tane var diyor. Hangisi diyorum? Ya o diyor, Zavu'ya benzeyen var diyor işte. O paça da biraz böyle kıllık kuyruk seviyor. Çeviriyor arkadaşlar. O paçayı soruyor. Ah buldular. Görüyor musunuz? Bakın burada kaç tane adam var. Gene de gelip bir yerde yaralamış. Yani fark edilmese alıp götürüyor. Bence ezmiş diyor çoban. Amcam bu düzelmez mi diyor. Fıstık gelirse bir şey olmaz. Fıstık gelirse kes. Dağla ama. Anladım. Kıncı mıncı yak, dağla. Kedek kedek yakar. Alamı kaybediyor kan. Dağla şişmez. Yırtmış. Diyor ki yapamazsan kes. Amca nasıl yapalım onu? O hayvan içeriği mahveder ya. Bayağı akıyor çünkü. Arka koltuğa atmak zorundayız. Neyse şu an öyle bir görünür diye bir şey yok. Hemen acil gidelim biz. Acil gidelim yani, bir çağ gelsin en azından. Telef olmasın. Kuşlar böyle arkadaşlar maalesef. Yani o şekilde bırakamayacak elbet. Yani olmuyor baktı. Kesmek zorunda kalacak. Amca köye gelirlerse boğuşurlar. Köyde sıkıntı olur. Çok bir şey var mı? Tamam, sıkıntı yok ya. Atalım, hemen atalım. Hemen atalım. Bu zaten örtü var. Mayıs mı kokuyor? Mayıs kokusu geliyor aynen. Yani hemen kavuş olmaz. Bence dedim hayır, adam ayırmadım. Gidiyor amca. Allah! Eyvah! Yok, huzurlu. Şey yapalım bak, istiyorsan burada hemen inelim. Yok. Yetişir mi? Yetişir mi? Sen de. Öyle bir şey arkadaşlar. Yani sandığımızın ötesinde zeki bir hayvan. Gerçekten kurduğumuz zekası çok farklı. Yani köpek gibi değil. Maalesef. Kuzuyu kesmek zorunda kalacaklar. Şimdi gündüz vakti çobanın önünde kurt izliyor. Bir boşluğu buluyor, hemen alıp götürememiş. Tutmuş ama alıp götürememiş. Çobanın bağırmasıyla büyük ihtimal bıraktı, kaçtı. Şu an geldik, buradayız. Kuzu maalesef bir çağa gidecek. Kere mısırmış. Evet. Tutmuş bir daha tutmuş ha. Okay. Tutmuş bırakmış bir daha tutmuş. Kıtağı kopartmasa bir şey olmaz. Kıtağı delinmiş koku, mayıs koku. Ya o zaten kurt tutmuş şiş. O yüzden diyorlar ya işte, kurdun tuttuğu yerden hayır gelmez. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Doğanın kanunu. Hey. Sakin. Bizimkileri indirecektim ama işte orada vakit, zaman kısıtlıydı. Acil kuzuyu getirmemiz lazımdı hemen köye. Çünkü orada telef olabilirdi. Öyle gitti geldiler, gezdiler. Yoksa açacaktım yani orada bir
alan taraması yaptıracaktı. Hadi onu Allah'ın seversen bağlayalım bir yere. Bak bizim köpekleri boğar. Ya kucağında dursun lan. Onu lütfen bir yere koy. Ne? Aman abi bak. O yüzden sıkı tutuyorum ha. Niye tutuyor? Şimdi içine düşer orada 3 tane köpek var. Aman beni ısırmaz. Yok yok. Abi o çok korkmuş ya. Vav. Wow, eyvah çok korkmuş. Tamam. Tamam heyecanlanma. Bir şey yaparlar. Onu Zao tavşan mı zannettin? Zao tavşan değil o Zao. O köpek hiç görmedin hayatında değil mi Zao? Tavşan diye yeme onu Zao. Bu bir insanı yırtarlar. Vav o tavşan zannederler boğarlar onu abi. Bırakma. Tamam oğlum ne kadar korktun ya. Abi çok korktu ya. Dur. Yok ya aşağıda zaten titremeye başladı. Orada mı titremeye başladı? Dur. Zao tavşan değil Zao. Aman diyeyim Zao. Senin sağın solun belli olmaz. Bu Şivava. Şivava. Sessiz duruyor bu bir şey yapmaz değil mi? O biraz şey yapabilir. Dikkat birden atabilir kendini. He, çünkü o... Arkadaş tamam. Evet onlar hiç şey bilmiyorlar. Oo çok korktu ya. Çok korktu. Tamam. Geç içeri Sultan. Abi şey yaparlar aman elinden kaçırma hiç affetmezler. Hayvan gerçekten çok etkilenip bir şey olabilir ha. Yani ona çok dikkat edelim. Ha yani şey yapabilir. Öyle şeyler yaşanıyor. Böyle köpek mi olur böyle köpek? Sen onu tam yerine getirmişsin. Tam yerine getirmişsin. Aman dikkat hayvan gerçekten bayağı korktu. Akbaş nerede Almanya'da mı? Zeloh dersimde getirdim Almanya'ya. Almanya'ya mı götürdün? Dersimden yani Tunceli'den Almanya'ya götürdün. Şu an orada. İyi. Akbaş. Nasıl? Yaşayabiliyor mu oralarda? Yaşayabiliyor. Büyük bahçe var. Hı. Var mı fotoğrafı? Fotoğraf ya. Bir bakalım. Zao. Zao onu tavşan zannetti arkadaşlar. Diyor yerde ararken diyor. Gökte ararken tavşan ayağıma geldi diyor. Zao. Bakalım Akbaş'ın nasılmış kardeşim. Melisa. Berkay. İnternet aç şöyle. Çok güzel. Onu da bitir. Çekmiyor mu? Bende Türk hatı yok da. He Türk hatı. Bakalım. Lan o ne kadar almış. Senin Instagram'ını da gösterelim. Sen görürsen abi. Evet nerede? Şeyde mi? Şurada su yavrum ya. Evet. Sabah yine götürürüz. Bu ne kadar çay içiyor. Güzel. İsmi ne? Boncuk. Boncuk. Erkek herhalde. Yok. Dişi mi? Kız. Ha iyi güzel. Al Zao'yu da götürün Almanya'ya. Onu? Almancı Zao olsun bu sefer de. Bize daha pahalı olur. Zao'nun son level Almancı Zao. Güle güle Zao Almanya'dan selamlar sevgiler Zao. Gündüz vakti kurt. Geldi. Yapacağını yaptı. Ama o hayvanı en son orada amcama dedim var mı yapacağım bir şey. Yok dedi orada konuşulan bu kurtarılır diye. Konuşuluyordu. İnşallah kurtarılır. Bizim fenomen Zao'nun yanına bir alalım sizi. Videomuzu kapatalım. O bizim... Sen geçmiyor mu? Niye? Yok, sen gerek yok. Sen de otur kardeşim. Evet. Zao. Zao bak buraya. Zao. Evet. Zao şiki. Onu sakın bırakmayın ha. Tavşan zannederi boğar onu ha Zao. Tavşana biraz zaaf var. Zaten Zao onu aklına koydu. Bakma. Zao çok fırlamadır. Hiçbir şey belli etmez. Ben Zao'yu iyi tanıyorum. Şu an o Zao'ya bak böyle. Ya benim haberim yok gibi davranmasına. Her şeyin farkında Zao şu anda. O taktı oraya kafayı. Şu an diyor ki nasıl yapsam ne oluyor? Götürsem Zao hakikaten o tavşan değil Zao. O köpek. Sen şimdi hayatında görmediğin için. Bir de dişiymiş. Evet. Bugünlük videomuz bitti. Zao. Adamdır. Siz Zao'yu nasıl tanımazsınız? Zao'yu herkes tanıyor. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Zao çünkü şu ana kadar Instagram'da yaklaşık 25-30 milyon izlendi. Maşallah. YouTube'u saymıyorum. Savaş ki. Herkese iyi günler. Bugünkü videomuzdan bu kadar. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Misafirlerimiz gelmiş, köpeklerimiz içeride. Zao biraz daha insancıl olduğu için Zao'yu burada bağlı tutabiliyoruz. Ama diğerlerini mecbur içeride şey yaptık. Arkadaşlar oraya götürdüğümde köpeklerimi açacaktım. Gerçekten şöyle bir kıs kıs yaptığım zaman anında orada bir heyecan başlayacaktı ve alan taraması başlayacaktı. Özellikle azap kokusunu aldığı zaman bütün Alp olduğu için hepsini orada operasyona başlatacaktı. Ama acil kuzuyu getirmemiz gerekti. Kuzu çünkü canını kaybetmek üzereydi.
İnşallah böyle bir durum olduğu zaman bu video gelecek. Herkese hayırlı akşamlar. Selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.